Amerikan vekili olarak görev yapıyorum. Ülke olarak ve tüm dünya olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Alışık olmadığımız bir hayat tarzıyla günlerimizi geçirmek zorundayız. Maske takıyoruz, sevdiklerimizle bir araya gelemiyoruz, ailelerimizi göremiyoruz ve ne olduğunu tam anlayamadığımız bir hastalıkla mücadele ediyoruz. Bu sürecin bitmesi için Türkiye'de ve dünyada bilim adamları ilaç geliştirmek, aşı geliştirmek için yoğun çalışmalar yürütüyorlar. Aynı zamanda ülkemizde de sağlık çalışanlarımız gece gündüz demeden ailelerinden uzak bir şekilde hastalarımızı iyileştirmek için yoğun çaba harcıyorlar. Bizler de bu işin uzmanı olmasak bile, ilaç geliştiremesek ya da aşı geliştiremesek bile normal vatandaş olarak aslında tüm bu uzmanlara, sağlık çalışanlarına yardımcı olabiliriz. Nasıl mı? Ellerimizi düzgün yıkayarak, mümkünse evimizden çıkmayarak, mutlaka evden çıkmamız gerekiyorsa da sosyal mesafelendirmeye, tüm uzmanların dediği gibi sosyal mesafelendirmeye dikkat ederek ve maske takarak ve bu konuda biraz daha sabırlı olarak büyük katkı sağlayabiliriz. Ben mikrobiyoloji uzmanı değilim ya da enfeksiyon uzmanı da değilim. Dolayısıyla sizlere bu virüsün yapısı, biyolojik özellikleri hakkında bilgi veremem. Ben istatistikçiyim ve sayılarla ve tahminlerle uğraşıyorum. Bugün bu konferansı sizlere vermek istememin nedeni de bu rakamları birazdan sizlerle paylaşacağım. Ülkemizde alınan önlemler sayesinde COVID vaka sayılarında azalma var ama bu tabii ki rehavete düşmemiz anlamına gelmiyor. Bugün ben de sizlere istatistik uzmanı olarak matematiksel yapıda bu aldığımız önlemlerin ne kadar önemli olduğunu ve rehavete kapılmamadan biraz daha sabırlı olmamız gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyorum. Öncelikle bana zaman ayırdığınız için, bu sunumu dinlemeye zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Bu sunumda 4 tane nedir sorusuna cevapları açıklamaya çalışacağım sizlere. Bunlardan ilki son zamanlarda sıklıkla duyduğumuz üstel artış kavramı. Bu kavramın COVID-19 salgını ile olan ilişkisi, Türkiye'de şu andaki durum ve alınan önlemlerin, sokağa çıkma yasağı gibi sosyal mesafeye uyma, ellerimizi yıkama, izolasyon ya da karantina, bütün bu önlemlerin matematiksel yapıya göre etkisini sizlere açıklamaya çalışacağım. Şu anda sizlerle son istatistikleri paylaşmak istiyorum. Bu istatistikler ilk vakanın görüldüğü 10 Mart, ülkemizde ilk vakanın görüldüğü 10 Mart 2020 tarihiyle dün akşam Sağlık Bakanımızın da açıkladığı rakamların toplamından oluşuyor. Bu zamana kadar ülkemizde toplam 1.204.421 tane test yapılıp bu testler sonucunda da toplam 129.491 adet COVID vakası tespit edilmiş. Maalesef ki bu hastalıktan hayatını kaybeden vatandaşlarımız da var, 3.520 kişi. Bunun yanında yoğun bakımda yatan hastalarımız var, entübe olan hastalarımız var. Bunlara da acil şifalar diliyorum. Toplam iyileşen hastalarımız da var, 73.285 kişi. Şimdi bütün bunları ele aldığımız zaman görüyoruz ki aktif hasta sayısı, bu kavramı sunumumda yine kullanacağım. Nedir aktif hasta? İyileşen ve vefat eden vatandaşlarımızı çıkardıktan sonra COVID vakasına sahip olan, COVID hastası olan kişi sayımız o da 52.686. Bu grafik 10 Mart tarihinden itibaren dün akşama kadar olan günlük toplam COVID vaka sayılarının nasıl bir gidişat gösterdiğini bize belirtiyor. İlk başta dikkat edersek yavaş artış var. 10 Mart'ta bir kişiyle COVID salgını ülkemizde başlıyor. Daha sonra 30 Mart tarihinden itibaren
Bu bir artışa geçip ondan sonra da çok keskin artışını biraz daha yavaşlatıp ki bu bizim için sevindirici, alınan önlemlerin işe yaradığını gösteriyor ve daha kıvrımlı bir hale geliyor. Bizim isteğimiz bu kıvrımın artık daha düz hale gelmesi ki toplam vaka sayımız artık artmasın, olan hastalarımız da iyileşsin ve bu salgın ülkemizden gitsin. Dün akşam itibariyle toplam 129.491 aktif, daha doğrusu toplam vaka sayısı ülkemizde mevcut. Şimdi bu yapı üstel artış olarak adlandırılıyor. Bu grafikteki bu gidişat, özellikle şu kısım. Nedir üstel artış? Bir miktarın kendi miktarıyla orantılı olarak belli bir katsayıyla çarpılıp katlanır bir şekilde artması. Yani aslında bu bileşik faiz kavramıyla aynı. Ben bunu sizlere oğluma verdiğim bir örnekle açıklamaya çalışacağım. Benim 10 yaşında bir oğlum var. Tabii bütün çocuklar gibi harçlık almayı da çok seviyor. Ona dedim ki sana iki seçenek sunacağım. Birisinde sana şu anda 100 lira vereceğim kumbarana atman için ya da harcaman için. Diğeri de bugünden başlayarak bugün 5 kuruş vereceğim, yarın bunun 2 katı, böyle 15 gün sana ufak ufak harçlıklarını vereceğim. Hangisini seçerdin dedim. Aynı bu resimdeki çocuk gibi düşündü, düşündü. Ondan sonra ikinciyi seçerdim dedi. Ben de şaşırdım, ha dedim. Demek ki ikincinin daha çok getirisi olacağını biliyor. Üstel artış kavramına hakim. Ama onun cevabı neden diye sorduğum zaman gayet çocukça, eğer ilkini seçseydim 100 lirayı hemen harcardım anne, ikincisinde yavaş yavaş biriktireceğim dedi. Tabii o çocuk mantığıyla düşünüyor ama daha sonra ona aslında bu ikinci seçeneğin 15 gün sonunda çok fazla miktarda para biriktirmiş olacağını anlatmaya çalıştığımda çok şaşırdı. Bunu şimdi bu tabloya bakacak olursak, birinci günde oğluma 5 kuruş veriyorum. Toplamda 5 kuruşu var. İkinci gün bunun 2 katı olan 10 kuruş veriyorum. Üçüncü gün 10 kuruşun 2 katı 20 kuruş ve bu şekilde devam ediyor. Baktığımız zaman 9. günde 12,80 lira verdiğimde 19 lira 20 kuruşu olmuş oluyor. Baktığım zaman 12. günde toplamda oğlumun 153 lira 60 kuruş harçlığı birikmiş oluyor. Eğer ona ben 100 lirayı vermiş olsaydım, hemen almış olsaydı 100 lira olacakken 12. günde 153 lira 60 kuruşu birikmiş oluyor. Bunu bu şekilde devam ettirdiğimiz zaman en son 1228 lira 80 kuruş harçlık birikmiş oluyor. Bu grafikte de gördüğümüzde önce çok yavaş, çünkü verilen harçlık miktarları yavaş, ama ne zaman ki miktar çoğaldı, miktarla orantılı olarak iki sayısıyla da çarptığımızda örneğin 12. günden itibaren hızlı bir artış görülüyor. İşte bu üstel artış. Çok güzel bir örnek ama buradaki artış çok keskin ve sabit iki sayısıyla çarpılarak bir artan bir yapı var. Şimdi bunun pandemiyle ne alakası var diyebilirsiniz. Aslında bütün salgınlarda bu yapıyı görmek doğal. Neden? Toplum içinde bir hastamız var. O başka kişilere bulaştıracak. O bulaştırdığı kişiler başka kişilere bulaştıracak ve en sonunda bu sayı artarak gidecek. Örneğin burada 80 kişilik ufak bir topluluğumuz var ve burada da bir tane enfeksiyon hastamız var. Daha sonra bu hastamız iki kişiye bulaştırıyor. Bu bulaştırdığı iki kişinin her biri de iki kişiye bulaştırırsa, daha sonra bu 4-5 kişiye, ikişer kişiye bulaştırdığında sayının ne kadar hızlı bir şekilde arttığını görüyoruz. İşte bu salgın hastalıkların yapısı da üstel artışa, toplam vakalarda üstel artışın görülmesine sebep oluyor.
Şimdi bizim vakalarımıza, toplam vaka sayımıza tekrar dönecek olursak, başta yavaş dediğim gibi daha sonra 30 Mart'tan itibaren artmış ama büyük ihtimalle buralarda 2 civarı, 2'şer kat gidiyor. Daha sonra da bu yavaşlıyor. Bunun daha da yavaşlamasını istiyoruz saygıdeğer dinleyiciler. O yüzden tekrar hatırlatmak istiyorum. Lütfen önlemlere uyalım. Çünkü bu aldığımız önlemlerin ne kadar etkili olduğunu sizlerle birazdan da paylaşacağım. Şimdi burada tablo olarak Türkiye'de günlük toplam vaka sayılarımız var. Baktığımız zaman örneğin 10 Mart'ta bir vakamız var. 11 Mart'ta yeni vaka olmadı. 12 Mart'ta da yeni vaka olmadı. Hala toplam bir vaka. 13 Mart'ta 4 yeni vaka gelmesiyle toplam 5 hastaya ulaşıldı, tespit edilebilen ülkemizde. Dolayısıyla baktığımızda 12 Mart'tan 13 Mart'a 5 kat toplam vaka sayımız artmış. 13 Mart'tan 14 Mart'a ise bu artış 1,2 kat. 14 Mart'tan 15 Mart'a geçtiğimizde 3 kat, 15 Mart'tan 16 Mart'a geçtiğimiz zaman ise 2,61 kat. Bu yapıya, rakamlara dikkat edecek olursak neredeyse 20 Mart'a kadar hep rakamlar ikişer kat katlanarak gidiyor. 21 Mart tarihinden itibaren de baktığımızda 4 günde bir bu toplam vaka sayısı 2 katına ulaşıyor. Daha sonra daha yakın zamanlara Nisan ayının ortasından itibaren baktığımızda da 13 Nisan'da 61.049 toplam rakam varken bunlar 1 Mayıs'ta toplam vaka 122.392 hastaya çıkıyor. Yani 20 günde 2 katına çıkıyor vaka sayıları. Biliyorsunuz 10 Nisan'da sokağa çıkma yasağı başladı ya da insanlar artık bu salgında biraz daha bilinçlendi, ufak ufak önlemler alınmaya başladı ve bunun ne kadar etkisi olduğu, bu rakamların 2 günde ya da 3 günde, 4 günde bir 2 katına çıkmasındansa 20 günde 2 katına çıkmasından da kendisini belli ediyor. Şimdi aslında o üstel artış dediğimiz salgınlar için üstel artış grafiğinde artışın hızını belirleyen bir ölçüt var. Nedir bu? Vaka büyüme oranı. Vaka büyüme oranı bir gündeki yeni vaka sayısının bir önceki gündeki yeni vaka sayısına oranlanmasıyla hesaplanıyor ve değeri de vakaların artış hızını gösteriyor. Yani aslında o üstel grafiğin ne kadar dik olacağını ya da olmayacağını bize gösteriyor. Örneğin 10 Mart tarihinden 18 Mart tarihine kadar Türkiye'deki yeni vaka, günlük yeni vaka sayılarına bakacak olursak 13 Mart'ta 4 tane yeni vakamız var. 14 Mart'ta bir tane yeni vaka ortaya çıkıyor. Bu nedir? 13 Mart'tan 14 Mart'a %75 yeni vakada bir azalma var ama bunlar daha başlangıç. Sonra 15 Mart'ta 12 tane yeni vaka çıkıyor. Yani birden 12'ye çıkıyor bu büyüme oranı. Yani o birden grafik daha dikleşiyor. Daha sonra 15 Mart'tan 16 Mart'a geçtiğimizde ise yeni vaka 2,42. Şimdi yine öbür 16 Mart'tan 17 Mart'a geçtiğimiz zaman yeni vaka artışı 1,76 kat. Ne söylüyor bu rakamlar bize? Eğer bu rakamlar büyüme oranı birden büyükse üstel fonksiyonumuzun hala üstel olarak artışta olduğunu gösteriyor. Ama bu rakam 1'e eşit olduğu zaman artık dönüm noktasına geldiğimizi ve bundan sonra daha düz bir yapı ve aktif hastalarda da azalmaya geçileceğinin bir göstergesi. Türkiye'de de baktığımızda birazdan sizinle bu büyüme oranı rakamlarını paylaşacağım. Burada bu büyüme oranı değerleri ikilerde genelde ama daha sonra bu son zamanlarda da bir değerlerinde seyrediyor. 1,10, 0,90 gibi birazdan göstereceğim gibi. Bu 10 Mart tarihinden 5 Mayıs tarihine kadar olan büyüme oranı grafiğimiz. 12 ile burada pik yapıyor 14 Mart'ta. Daha sonra baktığımızda aslında ortalama 1,2 civarlarında seyrediyor. Son zamanlara 14 1 Nisan'dan 5 Mayıs'a kadar bakacak olursak da burada
Daha net görebiliyoruz 1.20, 1.17, bazen 0.85. Son 4 günde ise bu değerler genelde 1'in altında. Örneğin 2 Mayıs'ta 0.91 büyüme oranı var. Bu ne demek? 2 Mayıs'taki yeni vaka sayısı 1 Mayıs'taki yeni vaka sayısından %9 daha az. Daha sonra 3 Mayıs'a baktığımızda 0.84. Bu da nedir? 3 Mayıs'taki tespit edilen yeni vaka sayımız 2 Mayıs'takinden %16 daha az. En son 5 Mayıs'a baktığımız zaman 4 Mayıs'ta tespit edilen yeni vaka sayısından %14 daha fazla. Bugün de rakamlar açıklanacak. Umuyorum ki bu değer yine birin altında çıksın ve bunun sürekliliğini koruyabilelim. Bu enfeksiyon hastalıklarında hesaplama yapılırken çokça kullanılan bir ölçüt daha var. Ben bunu enfekte etme oranı diye çevirdim. Hani halk sağlığı uzmanlarımız ya da biyoistatistikçiler yanlış çevirdiysem kızmasınlar. İngilizcesi reproduction number ama bütün literatürde R0 ile gösteriliyor. Nedir bu değer? Neyi ölçüyor? Enfekte olmuş bir hastanın hastalığı süresince ortalama kaç kişiye bu virüsü bulaştırdığı, yani ortalama kaç kişiyi enfekte ettiği. Dolayısıyla bu sayı salgının temel göstergesi, salgının nasıl ilerleyeceğinin ve büyüme oranı da buna bağlı. Çünkü bu değer büyüyünce yeni vakalarımız artacak. Yeni vaka artınca ne olacak? O üstel artıştaki değer hep o işte büyüme oranı birden büyük olacağı için hep o üstel artış karşımıza çıkacak. Şimdi bunu da yine bir örnekle açıklamak istiyoruz. Yine aynı 80 kişilik topluluğumuz var. Birinci günde bir tane enfeksiyonlu hastamız var. İkinci günde bu sayıyı 5'e çıkarıyoruz. Niye? Burada bu enfekte etme oranını 4 diye varsayıyoruz. Yani nedir? Bu enfekte olan hastamız daha hastalığının farkında değil ve dolayısıyla etkileşim içinde olduğu 4 kişiye bu hastalığı bulaştırıyor. Daha sonra bu 4 kişi de yine kendi çevresine bulaştırıyor ve ilk hastamız da hala hasta olduğundan farkında değil. İkinci gün bu toplam 20 hastaya çıkıyor. Dolayısıyla ve baktığımızda en sonda artık bütün bu hastalar birbirine bulaştırıyor ve hiçbiri izole edilmemiş. Belki farkında değiller hasta olduklarının. Çünkü biliyoruz semptomlar 10 günde ortaya çıkabiliyor ve bütün nüfus hasta. Bunun küçük bir köy olduğunu varsayarsak düşünün artık hani o insanların sağlık hizmetlerine nasıl ulaşacak ya da hastane en yakın hastane bile bu yoğunluğa nasıl çözüm üretebilecek. Dolayısıyla burada bu enfekte etme oranının mümkün olduğunca düşük olmasını istiyoruz. Şimdi bu üstel artışı durdurmak için ne yapabiliriz? Dediğim gibi enfekte oranını düşük olmasını istiyoruz. Tamam, bunun için ilaç tedaviler geliştirilebilir ya da aşı olursa zaten çok büyük, daha böyle bir salgınla karşılaşmayız. Ama şu anda bizlerin yapabileceği çok basit şeyler var. Başta da söyledim. Sosyal mesafelendirme, izolasyon ve el yıkamak, maske takmak. Aslında mümkün olduğunca evde kalmak ama bazılarımız çalışmak zorunda. Çalışırken de bunlara ya da markete, pazara, alışverişe gitmemiz gerektiğinde de bunlara dikkat etmek. Şimdi bunu düşünebilirsiniz. Allah Allah, matematiksel bir yapı. Sosyal mesafelendirmenin, el yıkamanın, maske takmanın bunlarla ne ilgisi var ki diye. Bunu şimdi sizlere matematiksel olarak anlatmaya çalışacağım. Çok teknik terim kullanmak istemiyorum. Burada VG diye bir değişkenimiz var. Nedir bu? Bir gündeki aktif hasta sayımız. Aktif COVID-19 vakasına sahip hasta sayımız. Yine başka bir değişkenimiz var. Bunu da K ile göstereceğim. Enfekte olmuş bir kişinin bir günde etkileşim içinde olduğu kişi sayısı. Diğeri enfekte olmuş bir kişinin başka hasta olmamış bir kişiyi enfekte etme olasılığı. Bunu da P ile gösteriyoruz. İstatistikteki olasılığı hep P harfiyle gösteririz. Bir de iyileşme süresi var. Buna da Z diyoruz. Şimdi enfekte etme oranı salgını belirliyordu. Enfekte etme oranı neydi?
Bir hastanın iyileşme süresi boyunca, yani hastalığı süresince ortalama enfekte ettiği kişi sayısı. Bu neyle alakalı? Kaç kişiyle temasta olduğuyla alakalı. Bu temasta olduğu kişileri hasta etme olasılığıyla alakalı ve iyileşme süresiyle alakalı. Dolayısıyla bu R0 dediğimiz değer bu üç tane değişkenin çarpımına eşit yaklaşık olarak. Ve dolayısıyla aslında günlük yeni vakalar ya da bu vaka sayılarındaki artış da bu R0 değeriyle o anda aktif olarak COVID hastası olanların sayısının çarpımına eşit. Şimdi aktif hasta diyorum. Zaten hastalığı bilinenler çok büyük ihtimalle evlerinde, izolasyonda ya da hastanede tedavi altında. Ama eğer izolasyona uymazlarsa ya da taşıyıcı dediğimiz hiçbir semptom göstermeden dolaşan vatandaşlarımız olabilir. Dolayısıyla aslında bu aktif vakanın içinde onlar da var ve enfekte etme oranımızda R0 ne kadar yüksekse günlük yeni vakadaki artış da o kadar yüksek olacak. Dolayısıyla bir sonraki günkü yeni vaka sayısı bu günlük yeni vaka sayısı kadar artacak. Örneğin enfekte etme oranını 0,5 olarak düşünürsek bu nedir? İki hasta bir kişiyi enfekte ediyor. Böyle olduğu zaman da diyelim ki bugünkü vaka sayımız 129 bin, aktif vaka sayımız pardon 52 bindi. Bunu 1,5 ile çarptığımızda yarın bu 1,5 yani 52 binin 1,5 katı kadar olacak demek. 0,50 ise eğer enfekte etme oranı yani iki kişi bir kişiyi enfekte ediyorsa. Şimdi büyüme oranını azaltacağız. Büyüme oranı azalınca üstel artış fonksiyonundaki o üstel artış da artık duracak. Bunun için ne yapacağız? Enfekte etme oranını azaltacağız. Az önce sizlere bu oranın ilişkili olduğu çarpanları söyledim. Etkileşimde olunan kişi sayısı, bu virüsü bulaştırma olasılığı ve iyileşme süresi. İyileşme süresine bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Hastanedeyse ya da evindeyse belki işte çok dikkat ederek olabilir ama aslında burada en önemli iki etken bu kişinin etkileşimde olduğu kişi sayısını azaltmak ve enfekte olmuş bir kişinin yine henüz hasta olmamış bir kişiyi enfekte etme olasılığını azaltmak. Şimdi etkileşimde olduğu kişi sayısını nasıl azaltırız? Sosyal mesafeye dikkat ederiz. Yani kendisi evde izolasyondayken bile o izolasyon kurallarına uyarsa ya da farkında değilse eğer hasta olduğunun yine dışarıya çıktığı zaman herkes gibi bu sosyal mesafeye uyarsa o çarpanlardan birisi azalmış olacak. Yine bu bulaştırma olasılığını da azaltmak için maske takarsak çalıştığımız ya da kalabalık ortamlarda ve ellerimizi yıkarsak, ellerimizi de sürekli artık çoğumuzda sürekli el yıkama ya da kolonya ya da dezenfektan kullanma alışkanlığı oldu. Öyle ki bir hemşire arkadaşımla konuşuyordum. Evin içindeyken bile sürekli ellerini yıkayan kişilerin olduğundan bahsetti. Bu da elin florasını bozduğunu söyledi. Bu da zararlı. Yani nedir? Eğer virüslü ya da kalabalık bir ortamda bir yerlere dokunduysak ellerimizi yıkayacağımız bir yer yoksa uzmanların dediği gibi dezenfektan kullanabiliriz. Ya da evimize geldiğimiz zaman mutlaka elimizi yıkarız gibi. Şimdi baştan beri söylüyorum işte büyüme oranını, enfekte etme oranını azaltacağız. Etkileşim içinde olduğumuz kişi sayısını azaltacağız ki o çarpan küçülecek. Olasılığı azaltacağız. İyileşme süresi de azalırsa bu oran bayağı bir küçülecek. Ama burada bizim normal vatandaşlar olarak üzerine basarak tekrar tekrar söylemek istiyorum. Sosyal mesafeye dikkat etmemiz lazım saygıdeğer dinleyiciler. Şu anda havalar çok güzel. Hepimiz dışarıya çıkmak istiyoruz. Çocuklarımız evde, büyüklerimiz evde, çok bunaldılar. Kafeler kapalı, parklara bile gidemiyoruz. Sevdiklerimizle bir araya gelemiyoruz. Ama görüyoruz ki gelirken radyoda da dinledim. Hiç bir şey olmamış gibi yine caddelerde insanların dolaştığı,
maskelerini takmadığı, sanki her şey normalmişçe rahat olduklarını görüyoruz. Ülkemizde rakamlar düşüyor ama bu hep düşeceği anlamına gelmiyor. Lütfen rehavete kapılmayalım. Bu kuralları benimsememiz gerekiyor ki bir an önce eski hayatımıza dönebilelim. Biraz daha sabredin lütfen. Büyüklerimiz biraz daha evde kalmak ya da çocuklarımız biraz daha evde kalmak için sabırlı olsunlar. Çocuklarımızı dışarıya çıkarıp oynatıyoruz ama bilmiyoruz ki belki onlarda da var. Onlar da başka bir yerden aldı. Lütfen biraz daha sabır. Çünkü bu sosyal mesafelendirme, bu kurallara uymak hakikaten rakamları düşürüyor. Ülkemizdeki vakalardan da bunu görüyoruz. Ama ben sizlere bu sosyal mesafelendirmenin ya da izolasyonun ne kadar etkili olduğunda, bu virüsün yayılma hızı, salgının süresi, kaç kişiyi enfekte edeceğine ilgili bir simülasyon çalışması yaptım. Biz istatistikçiler çok severiz böyle benzetim çalışmaları yapmayı. Burada amacım aktif vaka sayısına, yani iyileşene de burada kimsenin vefat etmediğini varsaydık, aktif vaka sayısına sosyal mesafelendirmenin etkisini göstermek istedim. Yani toplam vakadan işte iyileşenleri çıkardığımızda nasıl bir dağılım gösteriyor? Burada sosyal mesafelendirmenin etkisi nedir? Bunu öne çıkarmak, sizlere aktarmak istedim. Bu çalışmamızda bu bir deneysel çalışma. Varsayılan toplam nüfusumuz 100 bin kişilik bir şehir olduğunu varsayalım. 6 aylık bir süreyi kapsıyoruz. 180 gün bu salgının nasıl bir gidişat göstereceğini. İyileşme süresi bir kişinin yaklaşık 14 gün olarak varsaydık. Enfekte etme oranlarını da 4, yani 4 kişiye bulaştırıyor bir hasta, 2, 1 şeklinde toplam 6 değer olarak değiştirdik. Şimdi baktığımız zaman ilk durum bir hastanın 4 kişiye bu virüsü bulaştırdığı durum. Burada grafiğe bakacak olursanız 100 bin kişilik nüfusun hepsi yaklaşık 10. günde bu hastalığa sahip olmuş oluyor. Salgının süresi de yaklaşık 22 gün kadar sürüyor. Yani 22 gün içinde 100 bin kişinin hastalandığını düşünürsek hastanelerde yer bulmak sorun olacak. Belki çok daha çabuk iyileşecekken bunun uzaması durumu söz konusu olacak. Nasıl bir kaos etkisi ve sağlık çalışanları için ne kadar zor olacağını siz düşünebilirsiniz. Şimdi bunu bu sayıya 2'ye düşürürsek, yani enfekte olan bir hasta 2 kişiye bunu bulaştıracağını düşünürsek, yine bunun bütün 100 bin kişinin hastalandığını görüyoruz. Bu sefer 22 gün değil de 26 güne yaklaşık bu dağılıyor salgının süresi. Yine sağlık hizmetleri, sağlık çalışanları için çok zor bir durum. Daha sonra her bir hastanın bir kişiye daha bu hastalığı, virüsü bulaştıracağını varsayarsak, bu sefer süreç yaklaşık 30-35 güne düşüyor ve 100 bin kişi değil de 95 bin kişi enfekte olmuş oluyor. Bir yine daha dik bir yapı. Bu arada nasıl bir yapı görmek istiyoruz? Bizim istatistikte bir normal dağılım eğrisi diye bir eğrimiz vardır. Çan eğrisi şeklinde. Azda başlar, yukarıya çıkar ve tekrar aşağıya bir çan şeklinde iner. Bu şekilde bir yapı, ama bunun mümkün olduğunca alt eksene yakın ve daha yayılmış bir şekilde olmasını istiyoruz. Şimdi enfekte etme oranını 0,5'e düşürürsek, yani her iki hastadan biri bir kişiyi enfekte ediyor, diğer hasta kendini izolasyona almış ya da işte maske takıyor ya da hasta olduğunu bilmiyorsa bile yine dediğim gibi maske takıyor, sosyal mesafelendirmeye dikkat ediyor. Yani iki hastadan biri bir kişiyi enfekte ediyor. Böyle olduğunda bakın, bu sefer artık 100 bin ya da 97 bin kişi değil de 90 bin kişi bu virüsten etkileniyor ve salgın yaklaşık 52-55
güne yayılıyor. Ama bu da yine bir yoğunluk. Tamam, 20 günlerden 55 güne çıktı ama hala çok dik bir yapı var. Şimdi her 5 enfekte olan hasta bir kişiyi hasta ettiğini düşünürsek, 5 kişiden birisi bir kişiyi hasta ediyor. Diğer 4 kişi kurallara uymuş, izolasyonda ya da sosyal mesafelendirmeye dikkat ediyor. Bakın ne kadar etkili. Bu sefer salgının süresi yaklaşık 4 aya çıkıyor ve toplam enfekte olan bu nüfusta nüfusun yarısı artık 100 binle 90 binler değil 50 bin ve bu meşhur çan eğrimiz yavaş yavaş aşağıya alt eksene x eksenine yaklaşmaya başlıyor. Eğer biz 5 kişi değil de 7 hasta bir kişiyi enfekte ettiğini varsayarsak, yani 7 kişi var, bunlardan birisi bir kişiyi enfekte ediyor bilerek, elbette değil ama farkında değil, belki bulaştırıyor. Diğer altısı izolasyonda ya da kurallara uyuyor. Bakın o zaman bu süreç, salgın süreci ilk zamanlar çok yavaş, daha sonra bu 6 aya yayılıyor ve toplam enfekte olan nüfus %30'u, yani 30 bin kişi civarlarında ve sağlık sektörü de bu insanları yavaş yavaş geldikçe hastalar iyileştirip sağlık çalışanlarının üzerine de yük binmemiş oluyor ve enfekte olan, yani salgının boyutu o 4 değerlerine, 2 değerlerine göre çok daha az oluyor saygıdeğer dinleyiciler. Dolayısıyla bu simülasyon çalışmasında sosyal mesafelendirmeye dikkat etmenin ne kadar bu virüsün yayılma hızı, ne kadar kişiyi enfekte edeceği ve ne kadar süreceğiyle çok alakası olduğunu sizlere göstermek istedim. Elbette burada dediğim gibi vefat edenleri yok diye düşündüm ki vefat durumunda çok daha acı durumlara neden olabiliyor. Şimdi ülkemizde rakamlar düşmeye başladı ama tekrar söylüyorum, lütfen rehavete kapılmayalım. Bu grafikte sizlere 4 farklı değeri gösteriyorum. Siyah ile gösterilen eğrimiz toplam vaka sayımız. Bunu başta da birkaç defa gösterdim. Artıyoruz. Allah'tan o dönüm noktasına geliyoruz. Arada oynuyor ama kıvrılmaya ve düzelmeye başladı. Bu ne demek? Zaten aynı anda mavi ile gösterdiğimiz eğri iyileşen kişilerimiz, iyileşenlerimiz hızla artıyor. Ölüm, yani vefat eden vatandaşlarımızın sayısı çok fazla yok diğer ülkelerle kıyasladığımızda. Keşke hiç olmasa ama diğer ülkelerle kıyasladığımızda çok daha stabil ve düşük seyrediyor. Bu yeşil ile olan grafikte aktif hastalarımız, yani iyileşen ve vefat edenleri çıkardığımızdaki durum. Dikkat ederseniz 23 Nisan'dan itibaren bu aktif hasta sayımız artık o çan eğrisinin aşağıya sağ tarafına doğru dönmeye başlamış. Yani o sokağa çıkma yasakları, maske takmak, sosyal mesafeye dikkat etmek, uzmanların ya da Sağlık Bakanımızın, bakanlarımızın da sürekli uyardığı gibi etkisini göstermeye başlamış. Ama bunun kalıcı olacağını göstermiyor. Neden? Çünkü eğer biz bu rehavete kapılırsak, havanın güzelliğine aldanıp dışarıya atarsak kendimizi, sokaklara çıkarsak, maskemizi takmazsak, dolayısıyla bu değer üstel artış bir değerlerinden tekrar ikiye çıkabilir. Aktif hasta sayımızda bu çan eğrisi aşağıya doğru inerken tekrar yükselmeye geçip ikinci bir dalgayı karşımıza çıkarabilir. O yüzden lütfen biraz daha sabırlı olalım. Sevdiklerimizle daha çok vakit, bir an önce vakit geçirmek istiyorsak, bir an önce maske takmaktan kurtulmak, bu havayı rahat teneffüs edebilmek, çocuklarımızı dışarıya çıkarabilmek istiyorsak lütfen bu kuralları bir zorunluluk değil de bir içselleştirelim ve biraz daha sabırlı olalım saygıdeğer dinleyiciler. Lütfen ellerimizi yıkayalım, doğru yıkayalım. Belki bunu duymaktan yoruldunuz ama gerçekten çok çok önemli ki bütün uzmanlar da bu şekilde söylüyor. Bu da Sağlık Bakanlığı'nın afişi ellerimizi nasıl yıkamamızla ilgili. Birçok yerde de yine böyle afişlere rastlayabilirsiniz ve
Lütfen sosyal mesafeyi koruyalım. İş yerindeyken, marketteyken, bekleme salonlarında ve mümkünse evimizde kalalım. Bu da yine Sağlık Bakanlığı'nın sayfasından ulaşabileceğiniz afişler. Bu işin şakası yok. Bir an önce normal hayatımıza dönmek istiyorsak lütfen bu kurallara uyalım. Bugünkü konuşmamda sizlere farklı bir açıdan, yani tıbbi açıdan değil de matematiksel açıdan da aslında bu konulan kuralların ne kadar etkili olduğunu aktarmaya çalıştım. Dolayısıyla saygıdeğer dinleyiciler, lütfen evde kalın, sağlıkla kalın. Evde kaldığınız süre içinde de üniversitemizin COVID-19 vakası ile ilgili bir bilgilendirme sayfası var. Orayı ziyaret edebilirsiniz. Yine üniversitemizin uzaktan eğitim merkezi tarafından gerçekleştirilen bu bilgilendirici konferansları dinleyerek yeni bilgiler elde edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için, sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.